Evet gençliğin gözyaşları. Şimdi de geldik eşkenar dörtgenin yeni nesil soru tarzlarına. Bakalım nasılmış bunlar. Hemen vira bismillah birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki noktalı birim kareli zeminde verilen desenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Dostlar hemen bakın şurası birinci eşkenar dörtgenimin köşegeni 1, 2, 3, 4 birim. Şurası da ikinci köşegeni 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Ve köşegenler dikti hatırlarsanız. Şimdi alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. 4 ile 6'yı çarptım. Yarısı 12 çıktı. E bu adamın alanı 12. E aynısı burada var 12. Aynısı burada var 12. 3 tane 12'yi paketledim. Geçtim ikinci sorumuza. Evet ÖSYM'nin de sorduğu bir soru çeşididir. Şimdiki sorumuz bir kareyi biraz eğiyor. Kimi geliyor eliyle şuradan itiyor. Kimi diyor ki işte çivi var çivi çıkıyor falan. Ve eşkenar dörtgene dönüyor tabii ki haliyle. Alanındaki değişikliği soruyor. Kenar uzunluğunu soruyor falan. Bir okuyalım. Dört telin birbirine model edilmesiyle bir kare oluşturuluyor arkadaşlarım. Eşit uzunlukta dediği için. Duvarda kapladığı alan 169'muş bunun şu anda. Ve demek ki bir kenarı 13 birim olan bir kareymiş bu. Tabii ki şurada da artık 13 birim değil mi? Boyu değişmeyecek sonuçta. Sen bunu istediğin kadar eğ, bük. Peki kaymasıyla eşkenar dörtgen halinde ve A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 5'er birim azalmış. Bak B şuradaydı ya arkadaşlarım. Şöyle çizelim. B şurada bir yerdeydi. Bizim karemiz buradaydı. Ve B'nin yerden yüksekliği yani şu uzunluk 5 birim azalmış arkadaşlarım. 5 birim. Burada dikkatli olun. B dediğimiz şey bu eşkenar dörtgenin şu hizasının biraz daha dışında olacak değil mi? Şurada bir yerde olacak yeni kare. Eski kare pardon daha doğrusu şöyleydi yani eski karemiz. A buradaydı ve 5 santim aşağıya düştüler. Şimdi şurası 5 ise 12 oldu. Şurası 1 oldu arkadaşım. Bak artık yeni eşkenar dörtgenin şu yüksekliğini 12 buldun. Alanı ne çıktı dostum? 12 çarpı 13 geldi. Yani 156 geldi buradaki alanı da. Bu da 156. 169'du 156'ya düştü. Ne oldu? Ne kadar azaldı? 13 birimlik bir azalış yaşadık diyebiliriz artık. Evet bakın benzerinden bir tane daha sormuşuz burada. Aşağıda X yayıncılığın sponsor olduğu bir futbol takımının iki farklı forması görülmektedir. Şekil 1'de kare biçiminde alanı 400 diyor. 400 ise bir kenarı 20 değil mi bunun kardeşim? Şekil 2'de batım hatası sonucu K ve L köşeleri 12 birim kaymış. Bak hemen şu ilk halini göster. Şuradaydı değil mi K dediğimiz biraz daha sağ tarafa kayacak dedik. Ve 12 birim aşağıya düşmüş. Peki boyu kaçtı buranın? 20 idi. Şurası da 20. 12 ise 12, 16, 20 oldu. Peki yükseklik 16 çıktı değil mi? Yani şuradan çizdiğin diklik 16 geldi. Burasında yüksekliği 20 idi. Şimdi buranın alanı ne kadar değişmiştir diye bir soru soruyor bize. Burasının alanı 20 çarpı 20 idi. 20 tane 20 idi. Burası da 16 çarpı 20, 16 tane 20. Yani 4 tane 20 düşmüş arkadaşlarım alanından. 4 çarpı 20'de 80 birimlik bir azalış yaşamış. Ya da istiyorsan 20 çarpı 20 400 hocam. 16 çarpı 320'dir bunun alanı. 400'dü 320 80 birim azaldı da diyebilirdik tabii ki. Geçtik bu soruya bak yine benzeri eliyle ittirmiş. 10 birim uzunluğundaki çıtalarmış bunlar. Her biri 10. Şurada da 10 tabii ki. Karesinin AB kenarı sabit tutulup AD kenarına uygulanan kuvvet şekil 2'deki yeni eşkenar dörtgen oluşuyor diyor. BC kenarının BC üssü kenarının dikiz düşümü 6 birimmiş dostum. Bak dikiz düşüm neydi? Şöyle yapacağız. B'den ve C'den yere diklikler indireceğiz. C'den indirdim dikliğimi. B zaten yerde. O yüzden indiremiyorum. Burasıdır iz düşüm noktası dedim. Dikiz düşümde bu iki dikliğin arasındaki uzaklıktı. Demek ki burası 6 birimmiş. Burası 10 olduğuna göre yüksekliğim de 8 çıktı. Yükseklik 8. Yani bunun alanı 8 çarpı 10'dan 80. Bunun alanı karenin alanı 10 çarpı 10'dan 100. Kaç birim karedir diye soruyor. Yok yenisinin alanını soruyor 80'dir arkadaşlar. Ben yine azalmayı bulacağız zannettim ama tamamdır. Şimdi katlama sorusundayız.
Eşkenar dörtgeni şeklindeki karton EF boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. EF paralelmiş, DE eşitmiş DE A'ya. Bakın bu DE katlandı, şuraya geldi. O zaman burada bir ikizkenar üçgen çıktı, değil mi dostum? Çevre ABCD'nin çevresi 80 ise bir kenarı 20'dir. Şuralar 10 10. Onu burada da gösterelim. 10. Tabii ki burası da 10. Şu EF kesinlikle 20'dir. Burası da 20. Şu AB kesinlikle 20'dir. Çevre AED üssü. Bak 10 10 36'ymış çevresi. 20'si burada, buraya 16 kaldı. Şuranın 20 olması için 4 kaldı. D üssü ile C üssü arası yine 20 santim olacak şuradaki paralel kenardan. B, C üssüne de 16 kaldı. Yukarıda verilenlere göre elde edilen şeklin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Hemen hesaplayalım arkadaşlarım. 10, 20 burada 30, 10 burada 40. Şuraya kadar 20, 60 yaptı. 16 da şuradan geldi, 60. 16 daha 76'dır cevabımız dedik diyelim. Evet, geçiyoruz 6. sorumuza. Yine bir katlama sorusu. Bakın şu DC'yi getirip DC üssü yapıp buraya katlamış. O zaman bunlar eşit. DE boyunca katlamış, kat çizgisi açıortaydı. Şurası da X olmak zorunda. Tabii ki bu taraftan da açıortay olacak mecbur. Onu da şöyle gösterelim. Başka neler biliyoruz? Şimdi burası 2X ise şurası eşkenar dörtgen olduğu için bu da bu kenara eşit. O zaman burası da 2X'tir hocam diyelim. Şurası 2x ile 64'ün toplamı şuranın tamamına eşit dış açıya. O halde burası 32 artı x diyelim. Burası da 32 artı x olmak zorunda. Sonra şu x ile yeşil üçgene bakıyorum. 32 artı x'in toplamı 3. açının dışına eşit olacak. Yani 64'e eşit olacaktı. Demek ki 32 artı 2x 64. 2x 32 x Bursa. Paketledik, çıktık işin içinden. Geldik bir katlama daha. Hemen katlanmadan önceki haline geri açalım mı bu keratayı? Kat çizgisinin açıortay olduğunu gösterelim. Hem oradan hem buradan şöyle gösterdik. Bu adam bu adama, bu adam bu adama eşit diyelim. D de buradaydı diyelim. Tamam. Elde ediliyor. Buna göre AED üssü açısı. AED üssü açısı. Şimdi buraya X diyelim. Burası da X. E D üssü C. E, D üssü C. Şuranın oranını soruyor. Buna da Y diyelim. Şimdi X ile Y arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Bunu bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şuraya A diyelim. Burası da A olsun. Dostum eşkenar dörtgende AC köşegeni açıortaydı. Burası da 2A. Bu köşe toplam 4A ise burası da 4A'dır ve 2A, 2A diye de burası ayrılır. Şunu görünüz, şu A ile şu 2A'nın toplamı 2 iç açıdır ve 3. açımız şurasıdır ki bunun dışına eşit. Yani X dediğimiz şey 3A'ymış. O halde bu da 3A. Şimdi bak şu A ile şu 3A'nın toplamı 2 iç açı yine dış açıya eşit. 4A da bu. O zaman 3 bölü 4'ü istiyor bizden. Bursa'yı paketledim dostum. Güzel soruydu bu arada. Yine bir katlama sorusu. Katlanmadan önceki haline geri açmış. Biz direkt şu açıortayı gösterme muhabbetiyle başlayalım. Açıortayımız burası. 78 ise 102 kalır. 102'yi de 51 parçaladım buralara. Başka neler söyleyebiliriz? Şunu da yapalım. Şimdi şuna yine A diyelim. A diyelim. Köşegen açıortaydı. 2A diyelim. Tabii ki karşısı da 4A olacak ve 2A, 2A da bu parçalandı. Şimdi şunu konuşalım arkadaşlar. Şu A ile şu 2A'nın toplamı, bak bu üçgenin iki iç açısı. Üçüncünün dışı da burası. 3A 51'e eşit olacakmış demek. Buradan A 17 geldi. A 17 ise 2A 34. 2A 34. Topladım 68. 112 mi kaldı buraya da dostum? Evet, bu ne diyor? Birbirine eş 6 eşkenar dörtgen biçimli levhalar kullanılarak desen elde edilmiş. Bakın demek ki şu açılar eş oldukları için hepsinde aynı olacak dostlarım. Kaç tane var? 6 tane var. 6 tane eşit açı 360 yapıyor değil mi? Demek ki her biri 60 dereceymiş bunların. Şöyle yazalım. K ve L noktalar arası uzaklık 4 kök 3 birimmiş dostum.
Hemen bunu da konuşalım şimdi. K ile L'yi şöyle tam birleştirelim düz bir çizgiyle. Burayı 30-30 böldü tabii ki 60 derecelik açımızı köşegen olduğu için 30-30 diye böldü. Şurayı da birleştirelim. Şöyle. Buradan da bir dik indirdiğimde işte dik üçgenin hipotenüsü yaptım. Ve burası 4 kök 3'müş dostlarım. 4 kök 3. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Şurası 60'tır. 60'ın karşısı kök 3 katından 6'dır şurası. Neyi soruyor? Olduğuna göre desenin alanı nedir diye soruyor bize. Devam edelim biz şimdi. Şimdi 60'tı burası 30 kaldı. Tabii ki bunlar eşkenar olduğu için şu da 30. 120, 30, 30 üçgeni çıktı ki şuralar 2, 2, 2 kök 3 olsun. Demek ki bir tane eşkenar dörtgen var elimde dostum. Şöyle göstereyim. Kenarları 2, 2. Şurası 60 derece olan bir eşkenar dörtgen. Hadi yüksekliğini indir. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3'ü yap. Alanı kök 3 çarpı 2 oldu. Yani 2 kök 3. Bir tanesi 2 kök 3 ise 6 tane var bundan. Bursa'yı paketledim. Aşağıda eşkenar şeklinde bir tarla ve tarlayla ilgili bir şeyler var. Tarlanın iç bölgesinde bir ağacın tarlanın kenarlarına olan en kısa uzaklıkları toplamı 8 birimdir. Tarlanın alanı 20 birim karedir. Buna göre tarlanın uzun köşegeninin kısa köşegenine çart çurt. Şimdi dostlar benzerini çözdük. Klasik soruların içerisinde bir P noktası aldık şurada bir yerde. Dört kenara en kısa uzaklıklarını çizmiştik. Şimdi burada da öyle. Şurada bir yerde bir ağaç olsun arkadaşlar. A diyelim buna. Bak en kısa uzaklık dikindir demektir. Şimdi şu iki kenara en kısa uzaklıkları bunlar. Ve toplamları bir yükseklik. Şuradan da bu iki kenara en kısa uzaklıkları bunlar olsun yani dik uzaklıkları. Bunlar da diğer yükseklik. Ve eşkenar dörtgende yükseklikler eşit olduğu için 2h işte bu dikliklerin toplamıdır ve de o da 8'miş. Demek ki h 4. Adam yüksekliğini vermiş. Tarlanın alanı 20'dir diyor. Tarlanın alanı neydi? Bir kenar çarpı yükseklik. Yani h çarpı a 20 olarak verilmiş. H'ı 4 biliyoruz. A bu durumda 5 geldi. Bu da 5. Şimdi gelelim şu şeye. Neye? Şuradan eşkenar dörtgeni bir daha çizeyim şuraya. Artık bir kenarını 5 bulduk eşkenar dörtgenin. Diyor ki uzun köşegeninin kısa köşegenine oranı nedir diye bir soru sormuş. Şunu şöyle çizelim. Şuraları dik olduklarını gösterelim. Köşegenler dik kesişiyordu diyelim. Ve ne dedik dostlarım? Bu kadar. Başka da bir şey demedik aslında. 4. Peki kısa köşegenin uzun köşegeni oranı. Şimdi biz bunun yüksekliğini şuradan inen dikliği 4 diye bulduk. O zaman 4 ise bu, 5 ise buraya 3, buraya 2 kaldı. 2, 4, bakın bir köşegeni 2 kök 5 buldum arkadaşlarım. Hatta 2 kök 5'i de kök 5, kök 5 diye dağıttım. Şuradaki Pisagor'dan da 25'ten 5 çıktı. 25'ten 5 çıktı. 20, 2 kök 5 de şu kenarı buldum. O halde diğer köşegenin parçası da 2 kök 5. Yani bir köşegen 4 kök 5 oldu. Diğer köşegen 2 kök 5 oldu. Uzun bölü kısayı istediği için 4 bölü 2'den de 2'yi paketledim dostlarım. D noktasının BC doğrusuna uzaklığı nedir diye soruyor. Arkadaşlar D'den indirdiğim diklik 1, 2, 3, 4 birimse D'den bu kenara çizdiğim yükseklik de 4'tü değil mi? Eşkenar dörtgen sonuçta bu. Eşkenar dörtgende yükseklikler eşitti. İkisi de 4. He hocam eşkenarı dememiş. Tabii ki biz kendimiz de bulabiliriz. Bak şuradan dik üçgen yapalım. 3 burası, 4 burası. Bu kenar 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 de burasıymış. 1, 2, 3, 4, 5 de burasıymış. Yine burayı da şöyle. 3 burası, 4 burası deyip 5'i buradan da buldum mu? 4 kenarın eşit olduğunu, eşkenar dörtgen olduğunu gördük. Evet, hazırlayan Özge. 6 eş. Bakın yine eşkenar dörtgen. O zaman şuradaki açıların her biri eşit deyip her birini 60 derece yine buldum ben. Benzerini çözdük değil mi yukarıda? Abnebin çevresi 24 birim. Kaç tane kenar var? 1, 2. 2 buradan 4, 2 buradan 6, 8, 10, 12 tane kenarın toplamı 24'müş. Demek ki bir kenar 2. Şunlar hep 2. Neyi soruyor? Kapladığı alanı soruyor. Aslında aynı soruymuş arkadaşlarım. Sayılar bile aynı çıktı. Hemen bir kenarı 2, şuradaki açısı 60, dik indir. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı 1 kök 3. Tabanı 2, yüksekliği kök 3, 2 kök 3 çıktı birinin alanı.
6 tane var. Edirne'yi işaretledim arkadaşlarım. 13. soru. Avcılıkta kullanılan ok şeyi varmış burada. Çizdiği okun iki eş eşkenar dörtgenmiş. Madem ki bunlar eş, o halde şunlar da birbirine eşittir ve her biri 120-120 oldu. Şurası 4 ise bu da 4-4-4 diyelim. Buna göre okun sap kısmının defterde kapladığı alan nedir? Arkadaşlar yine şuranın alanını bulacağız. Hemen dikliği indirelim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı şurası 2. 60'ın karşısı da 2 kök 3. Bak yüksekliği 2 kök 3. İndiği kenar 4. O zaman 8 kök 3'tür alanı. 8 kök 3 de buradan gelecek. 16 kök 3 yapacak cevap. Evet, 14 numaralı soru. Bir yel değirmeninin kanatları şekildeki gibidir. Peki. Kanatları eşit aralıklarla dizilmiş eşkenar dörtgen şeklinde olup düzlemde hareket etmektedir. Şimdi dostlar demek ki şunların her birinin de y olduğunu söyleyelim. Eşmiş bunlar. Şuralarda x'miş, x'miş, y, x ve y diyelim. Şimdi bu durumda kaç x var? 1, 2, 3, 4 x. 4 de y var. 4 tane x ile 4 tane y'nin toplamı 360 olacak. O halde x ile y'nin toplamı ne çıkmalı bu durumda? 90 çıkmalı. X ile y'nin toplamı. Kanatlardan birinin köşegen uzunluklarının oranı kök 3. Şimdi dostum şuradan çizdiğim köşegenin köşegene oranı kök 3'müş. Oran kök 3'müş. Peki ben bunun tamamına şuradan indirdiğimin tamamına k kök 3 desem k kök 3. Şurası da k olacak ki oranlar kök 3 çıksın. Hatta iki katını alalım. 2k kök 3 diyeyim bu uzun köşegeni. Kısasına da 2k diyelim. Bak böldüğünde zaten kök 3 oranını görüyorsun. E tabii ki bununki de aynısı olacak değil mi? Şuradan çizdiğim de 2k kök 3'tür. Buradan indirdiğim 2k'dır diyebilirim. Şimdi x açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Dostum şurası y bölü 2. Şurası da y bölü 2 oldu. Y bölü 2, y bölü 2, y yaptı. X de buradan 90'ı buldum. Şurası 90. Şimdi peki şuraya bakalım. 2k kök 3'tü ya. Şöyle kısa köşe, şunu da gösterelim. Çizeyim bir daha köşegenleri. Bu kısa köşegen 2k'ydı. K, k. Bu da 2k kök 3'tü. K kök 3, k kök 3 yazarsam. Bakın buradaki k, k kök 3. 30, 60, 90'ı yakalamanız lazım. Pisagor yaparsak burayı da 2k bulacakmışız. Dolayısıyla 30, 60, 90'ı yakaladım. Yani 30 dediğim, tabii ki şurası da 30. Yani şunlar da 30. Y bölü 2 dediğimiz şeyler 30-30'muş arkadaşlarım. Dolayısıyla Y dediğim 60'mış. X'e kaç kaldı? 30. Ben daha farklı şeyler soruyor zannettim. Biraz daha uğraşacağız diye düşündüm ama kolay bir soruymuş. Evet. Şekil 1'de kenar ölçüsü verilen ABCD eşkenar dörtgeninin kenar ölçüsü 6. Burada da 5 demiş. Ve ABCD eşkenar dörtgeni ile KLMN paralel kenarmış. He. Tamam, bunun bir kenarı 5'miş arkadaşlarım. Hepsi 5'miş. Bu da karşılıklı kenarlar 5, 5. Burası da 6. AL doğrusu boyunca birbirini hareket ettirip DC ile NM'nin çakışması sağlanıyor. Bakın ikisinin de 5 santimlik yerleri buraya geldi. Şimdi 5, 5. Şurası 5. İkisini çakıştırdık burada. Şu eşkenar dörtgenin kenarları 5, 5, 5. Şurası da 5. Bunun burası 6 ise burası 6. Şuranın da 5 olduğunu biliyorum. Şu kısım da 5. Evet, burası da 5. Tamam. Bu durumda oluşan ALMN dörtgeninin çevresi 24. He, ALMN şunun çevresi 24. 5, 10, 16'sı burada. 24 olması için şuraya 8 kaldı. E bu 8'in de KL kısmı 5 ise şuraya 3 kaldı. Ya da AB kısmı 5 ise şuraya 3 kaldı. KB uzunluğu nedir diye soruyor. Bak 3, 6. Buraya da 2 santim kaldı. Edirne'den çıktı cevap. Evet, 16. soru. Yukarıda verilen eşkenar dörtgen şeklindeki asetat kağıtlarında şekildeki üçgenler çizilip bu üçgenlerden biri sarıya, diri maviye boyamıştır. Daha sonra bu asetat kağıtları üstte konularak şöyle konulmuş. Görüntü elde edilen sarı renkli bölgenin alanı 20. Mavi renkli bölgenin alanı 4. Yeşil renkli bölgenin alanı nedir? X diyorum buraya da. Şimdi bak şuradaki başlangıçtaki mavi şurasıydı değil mi? X artı 4. Şurası X artı 4 ise ben şu köşegeni çizdiğimde kenar ortay olduğu için bu da X artı 4. Dolayısıyla 2X artı 8 buldum.
paralel kenarımın ya da eşkenar dörtgenimin alanının yarısıdır bu 2x artı 8. Hani kural neydi? Şu üçgenin alanı da tüm paralel kenarın ya da eşkenar dörtgenin yarısıydı. O zaman bu da 2x artı 8 olacak. Demek ki şuradaki 20 artı x dediğim yer aslında 2x artı 8'e eşit. Demek ki 12 eşittir. X bulduk. 17. sorumuz. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde BEC üçgeni CE doğrusu boyunca katlandığında B köşesi AC üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Bak şurayı sağdakini katlayıp şöyle B üssünü buraya getiriyormuşum. Demek ki AE açıortay, bu taraftan da açıortay. Şu kenar buraya katlandı. Bu adam buraya katlandı diyelim. AE B üssü 60 dereceymiş. Şurası 60. 120'den bunlar da 60-60 geldi diyelim. Başka olduğuna göre ADC açısı şurası x kaçtır diye bir soru soruyor. Tabii ki karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da x. Şimdi hemen gelin şuradaki açılara A diyelim. Köşegen açıortaydı, bu da 2A. 4A'ydı toplam, milyon defa çözdük bu sorunun aynısından. 2A 2A yazdım. Şimdi şu üçgene bakmam yeterli. Bak 2A var, A var. Bir de şurada 120 var. Demek ki 3A 60, A 20. A 20 ise şunlara 20, 20, şuna 40, şuna 40 diyelim. 40, 40 daha 80, X'e kaldı 100 paketle. Evet, ÖSYM soruları diyor. Burada duruyoruz biliyorsunuz arkadaşlarım. Çünkü biz bunları telif hakkı nedeniyle çözmüyorum. Bu kadar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.